Selamünaleyküm ağabeylam, ablam, kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Erkun Taşmet 110'un küçük bir arızası var. Onu giderip bir silaj taşıyacağız. Şöyle göstereyim arızayı size. Burada yağ pombasını, orada yağ hortumdan da şöyle inne ucu kadar bir delik var. O delikte bir motoru batırıyor, yağ kaçağı yapıyor. Onu gidip hortumu da aktaracağız. Daha sonra asistan kepçemizle birazcık silaj taşıyıp çalışacağız. Gösteren kepçeyi de size. Şimdi hafiften bir yola çıkam. Traktöre binen marşa basam. Sanayiye gidip yaptıracağız bakalım inşallah. Bismillah. Ben bu kamerayı kafama takayım. Çünkü tek elle biliyorsunuz Erkuntlar çalışmıyor. Çocuk kilitleri var. İnşallah doğruca takabilmişimdir. Marşa bastık. Gürültülü çalışıyor acı çift camında kabadan. Şimdi kızıyorsunuz çalıştır çalıştırmaz hemen yürüyorsun diye. Biraz bekletten sonra yürümeye başlayacağız inşallah. El freni inik. Hadi yavaştan yola çıkalım. Bir arızası vardı bu traktörün, şu ileri geri levyenin çatalını kırmışmış. Onu yaptırdık. Şimdi arızası falan yok. Dediğim gibi tek sıkıntı yağ hortumu delinmiş. O da tabi zamanla eskir. Buradan delikli ağ oluşur. Ona yapacak bir şey yok. İşte zaten. Olduğu da aşağı doğru indirdim. Bir garip gelmeye başladı motor. Gözümde daha da büyüyor. Kurtarma operasyonu yaptığımız köpek burada. Bunun bakımlarını şurada danda yapıyoruz. Sabah gelirken ekmek getiriyoruz. Akşam işte hayvanlara bakmaya geldiğimizde tekrardan ekmek sor. O da buradan ayrılmıyor. Orayı bekliyor sürekli. Dün acık çalıştım motor, yine slash sardı. Şuradan slash sattık biraz. Çamur olmuş tekerler. Çamur atıyor. Şimdi motorlar çok batıyor ya. Şuralara baksanız ya. Hep çamur, temizlenmesi lazım. Normalde bugün temizleyeyim diyordum. Bugün de bu işler çıktı. Sabah bir komşumuzun ineği buz alacakmış. Ona yardıma gittik. Daha sonra yem rasyonunu çektik. Şimdi de sanayiye doğru gidiyoruz. Sanayimizi biliyorsunuz. Şu ileride çok yakın. Bizim köy çok merkezi olduğundan her yere ulaşım kolay. Sanayi olsun, Kütahya, Altuntaş, Afyon. O yüzden şu gördüğünüz Ali Bey köyünü çok seviyoruz. Evet abi, sanayiye gidince kayıt tekrardan açacağım. Hortumun değişimini beraber görürüz. Evet abi, sanayiye geldik. Şimdi söküp yenisini de atacağız. Şu kabinin altında ek parçası var. Şöyle aşağı yukarı 1 metrelik bir boru. Ta şu ucundan gelmiş. İncecik. Bunda pistonu hareket ettirdikçe yağ kaçırıyordu. Gelirken şu çekerin sekmanı da attı. Göstereyim. Avuz. Şurada sekman var. Kenara geldi. Şaft çıktıydı. Şimdi ona güzel bir sekman da takacağız. Yedek parça bol herhalde. Bunlar usta. Herhalde bayağı bir yağ boşaltacağız. Harbende yok mu? Harbende yok mu? Şöyle göstereyim. Bu kepçe 6 pistonla çalışıyor. Bazalı 72 canım. Ağırla. Onun için her piston bizim için önemli. Ömer ustam, rotası çalıştırmaya başladın mı? Bir de iki yan var mı ya? Bitirdin topları. Topları bitirdik. Çok çamur olmuş, hem şu yağ şeylendi götürürse iyi olur. Kaportaya falan da geldi baya. Çok çirkin gözüküyor. Benekli gibi. Burada da bölünmüş bir tane Erkunt. Bulamadım ben. Harun'dayım, nasılsın? Ne olacak bizim bu halimiz be? Motor yaptım, baktım sandık değil. Vallahi o sandık. Usta mı yapamıyor yoksa? Usta yapıyor da. Biz mi bozuyoruz? Usta duymasın. Usta duysun ya. Biz bozuyoruz. Bizim şoförlükler pek iyi değil herhalde.
Motorları? Bozulsun mu? Biz de çoluk çocuk besliyoruz abi. Doğru söylüyorsun. Biz de besliyoruz çoluk çocuk. Motorlar bozulsun diyorlar. Gazamak'tan Metin'i duyuyoruz bak. Öyle mi? İzliyorlarmış seni. Selam söylemek istediğin birileri varsa söyle buradan. Herkese bol selam. Evet, Karacaahmet'tekine de bol selam. Evet, Çelik Çiftliği diye. Biliyorlar ha, Alibeyköy'den. Hayır, seyrediyorlarmış seni. Ne güzel. Soruyorlar. İzleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle sen de videoya çıktın galiba, seni de yayınlayacağız. Yayınla bakalım. Tamam. Şurada şanzımanı da gösterin. Demin dediğim makas abi, ileri geri yapan. Tabi yanında fiteslen dişlileri. Senin motor Karora mı, ZF mi yine? ZF. ZF mi? Hı. Aynı şanzımanı. Bilmiyorsun işte mi ZF? Ha, bu da ZF. Burada dişliler, güç aktarımları. Motorun bir bölüm, motorlar buradan bölünüyor değil mi genelde? Yoksa şuradan mı bölünüyor? Motor kısmı oldu mu bu taraftan? Şanlıma hayır, kısmı... asılırken kopartıyorlar ya. He? Asılırken kopartıyorlar ya, ondan asıldılar mı? Buradan. Tavurdan mı bölünüyor? He. Burada 8 tane, 10 tane vida tutuyormuş. Altta çift çekere giden şaltın bir demiri. Pistonların hareket sesi, yağ deposu, körükleri, hepsi burada apaçık meydanda. Motor gövdesini öne çekmişler. Gördüğünüz gibi. Bunları söküp tekrardan birleştirmek de iş. Sizin kadar gençler var, izliyorlarmış, çelik kim diyorlar. Doğrudur. İzleyenler çok. Gelecekler ziyaretine, baktıklar. İnşallah bekleriz herkese. Böyle gelme niyeti olanlar her zaman müsaitiz. Buyurun gelsinler. Aman, Harun dayı bozarsın bakalım ya. Ya zaten bozuk şey. Bozuk mu olur ya? Bozan da yenisini alamam bunu. Aa, yenisini almıyor. Biz memnunuz. Yaptırıyoruz ya. İşte yenisini takarız. Benimkini de kameraya alalım. Seninkini de kameraya alalım. Evet. Harun dayım. Motorlan Kral Başak mı? Evet. Beğeniyor musun sen motoru? Arda yapması beğeniyor. 20-80. Çok mu yakıyor? Kardeşim ya, sizinkilerden az yaka da. Bizimkilerden nasıl az yaka ya? Ya sizinkiler 110'luk, bu 80'lik. Aynı motor vardır. Bunda Perkins mi var? Mercedes mi o? Perkins var. 4.4'tür bu da herhalde. Yani bizimki de aynı. Bunun ne sıkıntısı var? Ne hastalığı var? Dişli birdi. Şanzımandan mı? Hmm. Niye? Dişlisine verdim. Çok zorlattırıyorsun herhalde güçlü diye. Çok çekiyor diye çok zorlatıyor daha o. Abi çok çekmesi de iyi bir şey değil o zaman. İyi değil tabii canım. Takmayacaksın, çok zorlatmayacaksın. Evet, çok zorlatmayacaksın. Çekebildiği taksi, kadar. Taksi kadar bineceksin. Taksi gibi, bina gibi bineceksin. Yakıt da az diyor. Evet. O zaman bunu gezme alın abi. Evet. Çekişi de çok kuvvetliymiş. Aman ha, çok zorlattırsanız dişli de kırıyormuş. Şöyle bir inceleyen, arkada kaç çıkışı var. Kurtağız yok. 4 tane çıkışı var. Çeki demire. Güzel, Allah kaza bela vermesin. Evet, Ömer ustam şimdi hortum bulmaya gitti herhalde. Galiba oldu ortalıkta. Ben bunu yaptırayım. Daha sonra köyde veya burada duruma göre kayda devam edeceğiz abi. Ömer ustam eski segmandan buradaki gibi değil diyor. Hadi bakalım, bir dağıttık segmanı. Çıkmaz gal ya. Çıkmaz gal değil mi? İnşallah. Yoksa o iki deliklerin arasını tel sıkıp bağlayacak. Bitti mi lan Samet? Al Samet. Evet abi, sekmanında da. Şu öndeki sekmanı iyi mi? Onu da mı değiştirsek? Yok oğlum, o çıkmaz. Bu çıkmaz, bu iyi mi? Aslında bu dayağında. Bu dayağında. Bu dayağında diyoruz. Çay içmedin mi sen? Ben çayımı içtim. İçtim. Ha. Ne zaman içiyordun lan? Vallahi sen gidince.
arandım, çay buldum. Çay içtim ben de. Ben oğlumun yanına da içtim. O da pek sever sanayi çayını içme. Valla. Tabii senin buraya geldin mi ekstra çay içer. Hiç fark etmedim ben. İçiyorlar. Nerede Ramazan'ım? Bu köyde. Açık işler bunlara bakıyor. Video montajlıyor. Valla. Sekman geride kaldı. Geri götüreceğiz mi? Götüreceğiz mi? Götüre. Yerine yerleştireyim. Evet abi, hortumumuzu da taktık. Şimdi sırada kaportaya bir su tutacağız. Yeni hortum bastırmış Ömer Usta'm. Sağ olsun. Öyle. Su çalışıyor değil mi? İyi, çalışıyormuş. Evet abi, yıkarken tekrardan kayda devam edeceğiz. Evet abi, testimizi yaptık. Herhangi bir kaçak yok. Şimdilik alttaki şaft da düzgün gibi. Şimdi motoru bir yıkayan be. Ömer Usta'm bağırsak düğümlenir gibi düğümlenmiş herhalde lan. Düğümü kullanmıyoruz. Kış olunca de. Çekiyor. Herhalde bizim köye kadar uzanacak. Bana hazır ol. Yeter bana bu kadar. Aç. Çantlağımızı da yıkayalım. Oğla. Korna çalınca korktum. Kuşlar da pisliyor bir de üstüne. Bizim orada arpa deposu yakın olunca orada karnını doyurup motorun üstüne sıkıyorlar tarafında. Arka cam da yeni takıldı. O yüzden arka camda çok bir kirlilik yok. Ben detaylı girip batırmayan diye dediydim. Ha? Ramazan'a de batırmasın yani. Tamam. Hani işin ustası olur, acemiye verir, yapamayınca sinir olur, kendisi gelip alır ya. Ömer Ustam da öyle herhalde, beğenmedi benim yapışımı. Kendisi aldı eline rotezi. Ha, çamura gireceğim. Kaporta temiz oldu mu iyi. Garaja çekmeyecek yani, çalışacak. Bence yeter. Ben tutayım, sen kapatı ver. Ömer Ustam çok teşekkür ettim. Teşekkürüm yani. İçtim, ziyade olsun. Hayırlı işler, görüşürüz. Ha, yıkamaya gerek yok. Güzel oldu yine. Eline sağlık. Hadi hayırlı işler. Evet abi, sıklajlaşırken tekrardan kayda devam edeceğiz. Görüşürüz köyde. Evet abi, köye geldik. Abimizin sıklajları burada. Avlusuna taşınacak. Bunları tek tek alıp avlusuna taşıyacağız. Şimdi uzun zamandır kullanmıyorum kepçeyi. Herhalde 4 ay oldu veya 3 ay. Elimiz de alışık değil tam. Şu aralarına koyup koyup alacağız. Açık öne gidelim. Evet, ayarladım.
sıktık. Kaldıram yürüyen. Şimdi ilk başlayınca onun ayarını tutturmak lazım. Daha sonra o ayardan sürekli geti götü yapıyoruz. Kapılar açmamış. İkinci fes daha bu aradan bulacağız. İki hızlı yalan. İki daha hızlı sevkiyat yapalım. Kapı biraz dar. Şöyle geniş alıyoruz. Sağa sola da çarpmamaya çalışıyoruz. Geldik. Bir tane güzel horoz karşıladı bizi. Buradaki sılacın arkasına aşıttıracağız. Öyle tarif edildi. Bayağım. Burada patlak var, onlar alıyor. Onları da mı getireyim? Tamam. Valla burnundan geldi, olamadım. Doğrudur. Şey kepçeler falan almıyor mu? Gübre kepçesi. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor mu? Tamam. Taşıyam abi. Taşırken epey bir zorluk çekmiş. Tabi naylon olduğundan yırtılıyor da, yırtılınca çürüyor. Bir sürü eziyet bu iş ya. Sağımıza solumuza bakın ha. Köy içi olduğundan öyle çok gelip geçen olmuyor da. Yine de belli olmaz. Adam gaza gidecek olur. Bu yolu kullanır. Böyle giden patlaklar şu telin kıyısında var bir tane. Oraya ulaşması da zor olur. Şöyle kaldıram kepçeyi. Tepeden böyle alabilirsek öyle alalım. Az daha geri geleceğiz. Ucundan şöyle tutup bir kaldıram da. Teli de tuttuk. Tekrardan koyamayacağım. Abi tel var, alıver onu. Tamam, başardı tutma. Götürem galiba. Ucunu acık kısaltıyorum. Çok uzun olursa motor sarsıyor. 500 kilo ağırlık. Nereden baksan bir kepçede 500 kilo. Piton kadar ağırlık olunca bir yerlerini yamultur. Kepçeye bir zarar gelir, motora bir zarar gelir. Olabildiğince dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Köpeğe bak ya, çok tatlıymış. Hemen yanına koy var. Ellem daha alışmadı. Şimdi bir de sizle konuşurken arkayı düşünemiyorum. O yüzden daha tam pratik hale dönüştüremedim. Burada bir 266 Gold var. Orijinal kabin. Herhalde yani öyle gözüküyor. Sağdan egzoz. Güzel traktör. Vallahi hep de sıkıntılı yerlerde ya. Bunu nasıl alacağız ki? Böyle depeden yine almaya çalışacağız. Tereyağından kıl çeker gibi aldıklar. Çok güzel. Bunu mecbur bu şekilde aldığımızdan dikçe koy verem. Bayağı da yırtılmış. Tabi böyle arazide kalınca fareler de yiyor. Bunlar da dikkat etmek lazım. Mesela bu yaza kadar dursa bayağısını zayiat verir.
Abi motorun her tarafını kontrol etmen gerekiyor. Çok aşırı dar. Şöyle yatır verem. Evet abi, bu şekilde taşıyoruz. Şimdi ben 5-6 tane daha taşıyacağım. Bu videonun sonuna geldik. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.